Herkese selamlar. Herkes diyor ki şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Şu gerçek, bu doğru. Arkadaşlar çok doğru var da o doğruyu yapacak adam lazım. O doğruyu yapacak ekip lazım. Herkes İngilizce metinlerden doğruları ezberliyor, anlatıyor. Böyle bir şey yok. Türkiye'den Amazon'da para kazanmanın taktiği, tekniği çok farklı. Bunları ihracat Türkiye'de mutlaka dinlemelisiniz. <laughs> Şimdi size bu iş Türkiye'den nasıl yapılır bunu anlatacağım. Evet herkes Amerika'da nasıl yapılır, İngiltere'de nasıl yapılır, Almanya'da yaşıyorum nasıl yapılır? Ama Türkiye'nin kendine özgü farklı jargonları var. Türkiye'den bu işi yaparak nasıl pasif gelir elde ederiz? En önemli sorumuz bu. Amacımız şu 2000 ile 20.000 dolar arası para kazanmak. Bizi tatmin edecek olan şey bu. Onu yaparsak şirketimizden istifa ederiz, yeni bir işe geçeriz. Bu işle birlikte de para kazanıp kendimizi daha daha iyi yerlere, daha daha iyi noktalara taşırız. Bir kere gördüğüm herkes pasif gelir kazanmak, oturduğu yerden dolar kazanmak istiyor. Arkadaşlar bu böyle bir dünya değil. Eğer oturduğunuz yerden para kazanacağınızı düşünüyorsanız hemen bu videoyu terk edin. Hemen bu işi bırakın çünkü bu işten zarar edersiniz. Bu iş çalışma işi, bu iş koşma işi. Bu iş sinir harbi. Bak söyleyeyim bunlara eğer gücü olmayan insanlar bu işe sakın girmesinler. Bu işte piyon olursunuz. Ben görüyorum bazı YouTube'taki videolarda inanılmaz derecede anlatıyorlar. Abi çok kolay şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Kolay ama ilerisi kolay. Başlangıcı çok zor. Bu işe başlamak için ne kadar deneyimim var? Ne kadar altyapım var? Bir Excel biliyor muyum? Geçmişimde bir başarı var mı? Geçmişimde başarı olmasa da geçmişimde ciddi bilgiler edinmiş miyim? Yani ben kimim neyim bilmiyor adam hiçbir şey sıfır adam geliyor dakika bir para kazanmak istiyor. Bu imkansız sıfır adamın gelip çok çalışıp para kazandığını gözlerimle gördüm ve hayret ettim. Ummuyordum ya inanmıyordum kadına. Geldi kadın yaptı azmetti 6 ay boyunca eğitimler aldı. Özel eğitim aldı birebir eğitim aldı. Koştu didindi işte hesabını yaptı kitabını yaptı. Kendini farklı şeylerle donanımlı hale getirdi. İyi bir birkaç kişi buldu yaptı yaptı. Yapan yapıyor. Bir kere şöyle bir şey var. Yani ben YouTube videoları izleyeceğim. 10 saat, 20 saat. 100 saat, 200 saat. Bu işi yapacağım. Öyle bir dünya yok. Öyle bir zeka yok. Ben size söylüyorum. Herkes eğitim aldı. Hepimiz eğitim aldı. Dış kaynak, iç kaynak. Bütün kaynakları tükettik. Günün sonunda ampul kafamızda yandı. Bu işin eğitimini alamayan hiç kimse, ha tabii süper zeki aldı adam. Ona bir şey diyemem. Ben öyle bir süper zekalı adam değilim. Süper zekalıdır yapar ama bu işin eğitimini almayan adam kesinlikle yapamaz. Gider bu işte para batırır. Bu iş hayatınızın odak noktası haline getireceksiniz. Bu işi yapmak zor değil ama bu işi yapmak birazcık meşakkatli, birazcık e, sabredeceksiniz, sebat edeceksiniz ama bu işin sonu selamet. Yapmanız gereken şey etkinliklere gidin. Çok güzel etkinlikler var. 12 diye bir etkinlik var. Ben beğeniyorum arada sırada da gidiyorum. Zaten Türkiye'deki tek etkinlik 12. Başka bir etkinliğe gitmenize bu noktada gerek yok. 12'de her şeyi bulabilirsiniz. Ama biraz daha iş yapmak isteyenler, öğrenci. Gideyim de böyle dolanayım, kaçayım değil. Biraz daha böyle iş adamlarıyla, iş insanlarıyla tanışma yeri. Bu işin eğitimini bir şekilde alacaksınız bu işte çevrenizi genişlettireceksiniz iyi bir de eğitim alacaksın gideceksin ikinci eğitim alacaksın gideceksin dropshipping öğreneceksin arbitrajı öğreneceksin private label Amazon'u Alibaba'dan al FBA'ye gönder bunları öğreneceksin işte Temu ne Alibaba ne eBay ne Walmart ne bunların hepsini öğreneceksin ondan sonra senin yolun açık. Türkiye'nin mevcut durumundan dolayı böyle çok büyük yatırımlar yapmak bireyler için, bireysel kişiler için ilk etapta doğru değil. Bunu ikinci etapta yapmak lazım ama büyük şirketlerin Amazon'a çok büyük şekilde, çok ciddi şekilde girmeleri lazım. Ekip kurmaları lazım, doğru tecrübeli kişilerden yardımlar alması lazım. E-Ticaretle ilgili Ticaret Bakanlığı'nın e-ihracat teşviğinden yararlanmaları lazım. 3 milyon dolar ortalama hibe teşvik var orada. Bunu kesinlikle almaları lazım. Tabi burada bir de detaylar var. Yani bir kere sen doğru bir şekilde ürününü araştıracaksın. O araştırdığın ürünün satış fiyatını bulacaksın. Excel'e koyacaksın. Bu Excel şablonunu dolduracaksın. Bu sana bir fikir verecek. Ha ben 10 liralık ürün satıyorum. 3 lira kar ediyorum. E benim 3 bin lira sabit giderim var. E o zaman senin 300 bin lira ciro yapman lazım. İşte 90 bin kar etmen lazım, 30 bin sabit giderini ödemen lazım, 60 binden vergilendirilmen lazım. Mutlaka iyi bir planlama yapacaksınız. Bu planlamanın şablonunu da e-ihracat Türkiye'den edineceksiniz. Çünkü Türkiye'deki tek bu anlamdaki analiz istatistik raporu Amazon'un istediği sadece e ihracat Türkiye ailesinde var. Bir şekilde bunu edinip doldurmanız lazım. Bunu doldurmazsanız net bir şekilde zarar edeceksiniz. Evet Amazon çok para kazandırıyor. Amazon'un farklı iş modellerinden çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Bizim yaptığımız arbitraj iş modelinde %30 %40 aylık karlar var. Ama sadece sen ne yapacağını çok iyi bilirsen bu işi iyi bilirsen bu parayı kazanabilirsin. Yoksa bu parayı kaybedersin. Bir diğer nokta da şu yani internette o kadar insanlar bir şekilde hayal satıyor bir şeyler anlatıyor yok kazanacaksın yok edeceksin. Arkadaşlar ben size iddia ediyorum bunu bana ispat etsinler. Yarın ben e-ihracat Türkiye'den de çekileceğim. Yani Türkiye'nin en ciddi e-ihracat, e-ticaret topluluğu. Buranın bütün e, detayından da, bütün işlerinden de çekileceğim. Burada yemin ediyorum söylüyorum size. Adam bir sürü hayaller, bir sürü böyle e, şeyler kurduruyor. Adam daha İngilizce bilmiyor. Adam daha İngilizce bilmiyor. Yani akıl alacağın adam İngilizce bilsin. Akıl alacağın adamın bir üniversite diploması olsun. Akıl alacağın adam e-ticaret, e-ihracat yapsın. Bir ihraç geçmişinde 10 yıl, 20 yıl geçmişinde ihracat beyannamesi açıp yurt dışına ihracat yapıyor olsun. Akıl alacağın adam Amerika'yı, İngiltere'yi, Almanya'yı görmüş olsun. Akıl alacağın adam egzeli bilsin. Akıl alacağın adamın bir statüsü olsun. Akıl alacağın adamın 1-2 milyon dolar parası olsun. Yani koskoca şirket gidiyor yani adamdan akıl alıyor, e, akıl alır gibi değil yani konu. Ben bunu söylüyorum arkadaşlar, e, diyorlar ki ya niye söylüyorsun biz de para kazanacağız. Bunu söyleyen de Türkiye'nin hani bu konuda bayağı ileri düzeyde çok takipçili insanları arkadaşlar. Ben bunu doğru bildiğimi her yerde söylerim, maalesef bu insanlar sizi tam olarak yönlendiremezler. Bir kere akıl alacağın adamın bir de ekibi olsun. Bakın 25 kişilik ihracat Türkiye ekibinden bahsediyorum ise Ve bunların hepsi bu konuda çok tecrübeli hali hazırda kendi işlerini yapan kişiler. Hocalık yapan kişiler. Şimdi burada şuna geleceğim. Yani akıl alacağın kişi adamın yapmış olduğu geçmişte bir şey olsun. Bir yapı olsun. Bir, bir şey olsun yani. Maalesef ki durumlar Türkiye'de böyle değil. Ama bu konudaki çok yetkin merciler de Türkiye'de bu kişileri birazcık ahbap çavuş ilişkisinden seviyor, bir yerlerde konuşturuyor ediyor ama bu işin gerçek hikayesi net bir şekilde söylüyorum böyle değil. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birazcık böyle dertleştik, anlattık kendimizi. Şimdi bu videonun üzerine hemen şikayetler, dedikodular döner eminim ama arkadaşlar dediğim gibi akıl alacağınız adamın geçmişte bir yapı taşı olmalı. Yoksa bu tip akıllar almayın, zarar edersiniz. Halihazırda bu işi yapmayan kişilerle kesinlikle yola çıkmayın. Büyük zararlar söz konusu olabilir. E-ihracat Türkiye'nin iki haftada bir eğitimleri başlıyor ve bu E-ihracat Türkiye'den eğitim aldım. Ben E-ihracat Türkiye sertifikası aldım. E-devlet sertifikası aldım E-ihracat Türkiye'den denilen noktada çok önemseyin. Çünkü bizim 4 seviye kurumuz var. Her seviyeyi sınavla atlıyorsunuz. Kolay bir eğitim değil ama dinlerseniz de çok kolay bir eğitim. Eğitimimiz her iki haftada bir başlıyor. Eğiracatürkiye.com'a gidip yeni eğitimimizin başlangıç tarihini görebilirsiniz. Çünkü bizim eğitimimiz e, ayda bir, iki haftada bir devamlı başladığı için ve binlerce de öğrenciyi bugüne kadar mezun ettiğimiz başarılı öğrenciler kazandırdığımız için Türkiye'deki ihracat ailesine çok mutluyuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın bütün yazdığınız yorumlara aşağıda cevap veriyorum, bizzat kendim veriyorum. Instagram'da da ihracat Türkiye Instagram kanalı ve Mertan'ın Instagram kanalında da bana mesaj atarsanız bunların hepsini bizzat ben cevaplıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.